İşte Yalçın Bey aslında bir mühendis ama iş yerine sporu getiren bir insan. Onu dinleyeceğiz. Yarın bir sivil toplum örgütünde savunuculukla ilgili çok güzel bir sunum dinleyeceğiz. Onun dışında bir diyetisyen arkadaşımız birlikte olacak. Sadece ruh sağlığı ile ilgili bir nörolog arkadaşımız, disiplinimizden farklı ama uyku sorunları ile ilgili bizimle bir webinarda birlikte olacağız. Sonuç olarak bu hafta webinar grubumuzun da çarşamba günkü etkinliğinde sayılırsa eğer her gün saat 12.30'da burada birlikte olmayı biliyoruz. Ben emek verenlere çok teşekkür ediyorum. Başta Tayyar Hocam ve Yalçın Tuna Bey olmak üzere ve sözü Tayyar Hocam size bırakıyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim Pınar Hocam. Herkese merhaba. Avrupa Halk Sağlığı Haftası'nda derneğimizin de 5 gün süresince böyle multidisipliner etkinlikler düzenlemesi gerçekten çok güzel. Bunu yapmalarından dolayı başta Pınar Hocama ve yönetime çok teşekkür ettiğimi bildirmek istiyorum. Bugün ilk etkinliğimizin konusu işe spor getirmek. Çalışmak ve iş ortamı insan yaşamının en önemli bölümlerinden birisi. Bunu halk sağlıkçılar olarak çok iyi biliyoruz. Neredeyse zamanımızın 1/3'ünden fazlasını çalışma ortamlarında geçiriyoruz. Diğer ortam ve zamanlarda olduğu gibi çalışma ortamında da insanın sağlıklı kalması ve zarar görmemesi hem birey hem de toplum sağlığı açısından çok önemlidir. Bu haftaki konuğumuz makine mühendisi Yalçın Tuna. Kendisi uluslararası bir şirket olan ABB firmasında 5,5 yıldır dizayn mühendisi olarak çalışmaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği eğitimini tamamlayan Tuna, lisans eğitimi süresince bir yıl Viyana Teknik Üniversitesi'nde Erasmus öğrencisi olmuş. Lisans eğitimi sonrası Bilgi Üniversitesi'nde MBA eğitimini tamamlamış. Şu an İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde sosyoloji okuyor ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde spor psikolojisi okuyor. 3 yaşından beri sporun içinde olan Tuna'nın bugüne kadar sporun çeşitli alanlarında başarıları var. Bunların arasında masa tenisi şampiyonluğu, satranç şampiyonluğu, Tofaş genç basketbol takım kaptanlığı, halen çalışmakta olduğu ABB firmasında basketbol grup ve takımının kurulması, bu takımla Avrupa şirketler arası turnuvasında şampiyonluk ve dünya üçüncülüğü yer almaktadır. Kendisini kutluyorum. Yalçın Bey hoş geldiniz. Ses konusunda bir sorun var mı acaba? Yalçın Bey tekrar bir merhaba diyebilir misiniz? Sesinizi net alamadı. Herhalde Yalçın Bey kapatalım, yeniden açalım. Teknik olarak bir sorun var muhtemelen. Sesiniz iyi gelmiyor, kesik kesik geliyor. Kapatalım isterseniz. Siz kapatın, yeniden bağlantı yapın. You are now muted. Bu arada Yalçın Bey biraz sonra sunumunu yapacak. Yaklaşık 30 dakikalık bir sunum süresi olacak. Sunumdan sonra konuyla ilgili soru ve katkılarınız olursa çok sevinirim. Şimdi yeniden bağlanacak Yalçın Bey. Onu bekliyoruz. Artık bundan sonra bu tür etkinlikleri daha sık yapmamız gerekecek. Daha fazla multidisipliner ve halk sağlığı ile ilişkili konuları buradan daha fazla beraber olmak, işlemek güzel olacak. Evet. Evet. Bu arada... Bu sunum önemli bir sunum. İşe spor getirmek
bir deneyim paylaşımı aslında. Yalçın Bey kendisi bir makina mühendisi ama kendisini spora adamış ve bulunduğu her yerde sportif bir etkinlik içinde bulunmakta. Organizasyonu ve süreçlerini çok iyi çalışmakta, yapmakta. Çalıştığı firmada biraz sonra sunumundan göreceğiz. Bir hareketlilik oluşturmuş. Uluslararası bir firmada diğer ülkelerde de bu konuda bir hareketlilik oluşturmuş. Bu konuda çalışma ortamında egzersiz ve sporun daha etkin hale gelmesinin çalışma ortamına olan katkısını değerlendireceğiz aynı zamanda. Onun için çok önemsiyorum bu sunumu. Zaten evet, Yalçın Bey tekrar hoş geldiniz. Şimdi duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz. Tamam. Yalçın Bey, hoş geldiniz. Tamam. Davetinizi icap ettiğiniz için. Merhaba, çok teşekkür ediyoruz. O zaman kaybetmeden ben sözü size vereyim. İşe spor getirmek konusunda sunumunuzu alalım. 30 dakikalık bir sunum süresi sonrasında size sorularımız olacak. Lütfen buyurun. Tamam. Çok teşekkür ederim öncelikle. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği gibi önemli bir derneğin böyle bir etkinliğinde yer almak beni mutlu etti. Ben herkes genelde eve iş getirir. Ben de işe spor getirme prensibiyle başladım bu işe. Öncelikle 5,5 yıl önce bu işe başladım. Ve işe başlayışımı da biraz bazı faaliyetlerle aslında geciktirmiş oldum. Çünkü masa başı bir işi yapacağımı biliyordum. Mühendislik eğitimi aldığım için makine mühendisliği konusunda bir yerde çalışmayı düşünüyordum. Ama tamamen insanın oğlu masa başında oturmak için değil bence. Biraz aktif olmalı, sosyal olmalı, spor yapmalı. Hayatımın her aşamasında sporla ben meşgul oldum. 3 yaşında kayağa başladım, 9 yaşında tenise başladım. 15 yaşında lisanslı basketbolcu olarak başladım. Bu arada satranç, masa tenisi, rüzgar sörfü, futbol vesaire birçok başka sporlarla uğraştım. Sonra aslında bu şirketteki sportif faaliyetlerin temeli öğrencilik yıllarımda atıldı. Orada da önce hep oyuncu olarak yer almıştım her yerde. Oyuncu ve takım kaptanlıkları yaptım birçok takımda. Daha sonra Viyana Teknik Üniversitesi'nde Erasmus öğrenimimi yaparken orada uluslararası bir takım kurmak fikri geldi aklıma. Yani orada yerel turnuvalar vardı, yerel basketbol turnuvaları. Ben 5-6 ayrı ülkeden Erasmus öğrencilerinden bir takım oluşturup düzenler yapıp bazı turnuvalara katılmayı denemek istedim. Hem oyuncu olarak hem antrenör olarak hem de organizatör olarak böyle bir işe girdim. Bir turnuvada Viyana Üniversitesi'ndeki bir turnuvada birinci olduk. Viyana yine başka bir turnuvada Viyana üçüncü olduk. Oradaki yerel basın bizde röportajlar yaptı. Yazılı basınında da yer aldık. Sonra ben bu işe ABB Elektrikli Mühendisi olarak daha ilk görüşmemde sosyal faaliyetleri sordum iş görüşmesinde. Ve böyle bazı etkinlikler yapmak istediğimden bahsettim. Onları da olumlu karşıladı. Sonra işe başladığımda ilk yaptığım organizasyonu gözlemlemek oldu. Bu mühendislik şirketinde sosyal faaliyetler nasıl, müdürlerin adamlar ne istiyor, daha önce neler yapılmış. Ve bunları sadece kendi departmanımda değil, ABB büyük bir şirket bu sırada. Yani dünyada 150 bin çalışanı, Türkiye'de 150 bin çalışanı var. Birçok departmanı, 100'ü aşkın ülkede aktif. Birçok başka departmanlardan da insanlarla iletişime geçtim. İnsanların ortak aradığı şey sosyal aktiviteydi. Ve de aynı zamanda spordu. Bu argümanları birleştirip müdürlerle görüşmeler yaptım. Dedim, spor yapmak istiyor, sosyalleşmek istiyor. Bölümler arası iletişim kopukluğundan bahsediyor. Bu iletişimi arttırabiliriz, takım çalışmasını arttırabiliriz. Basketbolda bunun için bir ilk adım olabilir dedim. Onlar da olumlu karşıladı ve haftada bir gün olmak üzere bir basketbol sosyalleşme etkinliği olarak başladık önce. Sonra
Bizde bu tip şeyler için bir ayrı sosyal departman ve koordinatörlüğü yok. Bazı şirketlerde var ama bizde öyle bir şey yok. Bu da çok normal bir mühendislik şirketinde olmaması. Sonra biraz yani işim kadarına sahip çıkıp her antrenman öncesi katılım listeleri oluşturup insanları davet ettim, çağırdım. Her hafta belirli bir katılımı yakaladık. Hatta insanlar artık ikinci gün istemeye başladı. Haftada ikiye çıkardık antrenmanları. Daha sonra gözlemlediğim kadarıyla iyi oyuncular da vardı. Bir takım kurup turnuvalara katılma fikri aklıma geldi. Sonra takımı kurduk. Bir antrenmanlarımızı düzenli yaparak bir turnuvaya katıldık ve iyi önce bir Türkiye'de birdenbire bir üçüncü olduk. Böyle bir ses getirdi. Daha sonra bu turnuvalara katılma olayımız devam etti. Ben bir de uluslararası turnuvalar olduğunu fark ettim. Ama bu sırada herkes böyle yani hayal gibi sen Türkiye'deki turnuvalara katıldığına şükret diyordu. Yani bazı çalışanlar, uzun yıldır çalışanlar. Yani bizim şirkette böyle bir departman yok, bunun için bütçe yok. Bu yerli turnuvalara bile katıldığınızda şükredin. Yani uluslararası turnuvaya hiç boşuna uğraşma lafları arasında. Ben de böyle bir şey yapamazsın diye iyice yapasım gelir. En üst düzeylerle de görüşüp bu yurt dışı turnuvalarına başvurdum. Yani başvurdum derken önce müdürleri ikna etmek istedim. Daha sonra bir türlü onayı almayı başardım. İlk gittiğimiz bir dünya şampiyonasında 5. olduk. Liverpool'a gitmiştik ilk sene. 5 yıl önce. Daha sonra artık bu her sene bir gelenek haline geldi. Yerli yabancı turnuvalara katılmaya başladık. Biz de önce bir ara Avrupa birincisi olduk. Dünya üçüncüsü olduk. Benim bir sunum hazırlama fırsatım çok olmadı ama fotoğrafları ben gelişigüzel koymuş oldum ama burada bazı şeyleri görebilirsiniz. Daha sonra mesela bu fotoğraf gelmiş. Sonra sadece erkek basketbol takımı vizasını kalmamayı istedik. Çünkü bu erkeklere yönelik bir şeydi. Kadın çalışan kadın mühendislerimiz de var. Onlar da yani, takip ediyordu basketbolu, bu tip etkinlikleri. Sonra neden bir basketbol takımı kurmayalım diye düşündük. Böyle bir kadın basketbol takımı da kurduk. Onların da antrenmanlarını yaptırmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince onları da çalıştırıyorum. Bu sene başladılar. Onlar erkeklerden daha istikrarlı geliyor antrenmanlara, öyle diyebilirim. Bu bazı diğer antrenmanları görüntüler. Daha sonra bu sırada benim tamamen içimin yan iş gibi sahip çıkarak yaptığım bu iş, bu dünya üçüncüsü olduktan sonra bayağı ses getirdi. Bu ülke müdürü ve ülke iletişim müdürü benimle bir toplantı yaptılar. Böyle benim karşılaştığım bir sürü zorluk vardı. Bir yaptırmak bile bir olay oluyor. Çünkü üç tedarikçiden teklifi aldınız mı ya kadar giden bir süreç. Bu formaların maçlara geçmesi gerekiyor. Bu en basit örnek. Daha bunun gibi onlarca farklı soru. Sonra bu başarıdan sonra bayağı işimi kolaylaştırıcı adımlar atıldı sosyal faaliyetler konusunda. Ben de tenis takımı da kurmak istediğimden bahsettim. Sonra erkek tenis takımı, kadın tenis takımı kurdum. Onları da kadın tenis takımını çalıştırıyorum. İşte erkek tenis takımında antrenman yapıyorum. Yine turnuvalara katılıyoruz. Bunların dışında biraz da diğer sporlarda da aktif hale geldik. Yüzme konusunda katılanlar oldu turnuvalara. Bazı koşucularımız var. Sonra ben artık yönetimle biraz bağlantılarım iyi olunca başka bir takım görüşlerimi daha dile getirdim. Yani sadece bunlar değil, başka aktiviteler de yapabiliriz diye. Ve bütün ABD çalışanlarına anket yapıldı. Nasıl sosyal faaliyetler istiyorsunuz? Yani sadece spor da olmayabilir. Daha sonra müzik kulübü kuruldu mesela. Bu anket sonuçlarına göre. Zaten ABB'nin bir korosu var. O da çok başarılı ve takipçisi yüksek. Yani ABB'de büyük bir dönüşüm başladı ve artık insanlar kesinlikle şirketi antisosyal olarak nitelendiremiyor. Benim ilk katıldığımda çok şeylerdi. Eğitimlerde diğer departmanlardan, diğer fabrikalardan kişiler hep ABB'yi antisosyal bir şirket olarak bulunuyordu. Ben müziğimi düşünerek bu yola çıktım zaten. Böyle bayağı bir pozitif faaliyetlerle dolu
bir şeye dönüştü. Sonra bunların kendi hayatında olduğu kadar diğer kişilerin hayatında da bazı değişimlere yol açtığını düşünüyorum. Yani şöyle şeylerle de karşılaştım. Yani ben kendime adam bir tek hedefler koyuyorum. İşte Avrupa şampiyonu olmak mesela basketbolda, işte teniste dünya şampiyonu olmak. Böyle normal benim yaptığım işle aynı işi yapan insanlar sadece iş yolundan şikayet edebiliyor. Yani hayatlarındaki ana şey o olmasına rağmen. Onun dışında benim bu kadar şeyler yapmamın insanlara ilham verdiğini gördüm. Mesela bizim şirkette, bizim departmanda çalışan gelip bana bizim bu hedeflerini böyle eşimle konuştuk öylesine dedi. Biz de spor yapmaya karar verdik. İşte bundan sonra yürüyüş yapacağız. Onların hedefi öyle şampiyonluklar falan olmayacak. Herkesin hayatı farklı tabii ki. Onların çocuğu var mesela. Evde spor yapmak, yürüyüşe çıkmak. Böyle insanların hayatına ufak dokunuşlar yapmak da olumlu yönde bayağı gitti. Sonra bunun dışında mesela öyle bir etkisi oldu ki basketbol takımının. Bir ara mavi yakalı grevdeydi. Şirket, bizim şirket de bundan bayağı böyle bu konuyla çalkalanıyordu. Bu kadar mavi yaka beyaz yaka diye ayrım yapmayı kesinlikle sevmem. Sadece böyle bir terim var diye söylüyorum. Yoksa hepimiz işçiyiz zaten. Grev süresince her gün grev yapan mavi yaka beyaz yakalardan oluşan basketbol takımının final maçını desteklemek için tribünleri doldurdu bir turnuvada. Yani geldiler böyle bayraklar astılar, bizi desteklediler. Böyle bir değiştirici etkisi oldu mesela. Böyle tribünleri dolduracak kadar. Bu soru bu koyduğum sadece bazı fotoğraflar, birçok şampiyonluk ve derece aldık. Uluslararası değerli olarak bir yandan onları da rastgele geçiriyorum. Batında yer alan haberler diye bir şey yapmıştım. Baştan ABB firması bu kullanıcı hitap etmediği için katıldığımız turnuvalarda bu ABB nedir hiç kimsenin haberi yoktu. Bu 5 yıl sonra artık çekimleri oluyor turnuvaların. Artık ABB favori gösterilmeye başlandı ve tanımayan kimse kalmadı bu camiada diyeyim. Kimse bizle aynı grupta olmak istemiyor, öyle bir şey geçiyor artık. O bir, yani şirketler arası basketbolda bir efor haline gelmeye başladı. Bunun başka şeyleri de mesela aklıma gelen direkt örnekleri söylüyorum. Sunuma zaten pek hazırlanamadım ama bu süreci çok yoğun yaşadığım için bu aşamayı anlatabilirim. Mesela şirketten yani bir sirkülasyon var ve işten ayrılmalar, işe başlamalar. Ayrılmak isteyen ve basketbol takımında olan kişilerin ilk bana söylediği şey, yani bazı durumlardan ayrılmak zorundayım ya da ayrılmayı düşünüyorum. Ama en üzüldüğüm şey bu takımdan, bu sosyal ortamdan ayrılmak diyor. Gittiğim yerde muhtemelen bunları bulamayacağım diyor. Bunları duymak da beni mutlu ediyor. İnsanlar demek ki bundan bayağı memnun ve hiçbir sorun olmadan bu yıla kadar geldim. Bu çok değişik, kıdemce, yılca, pozisyonca ama o takım kimse birbirine bir nasıl diyeyim kompleks ya da üstünlük taslamak öyle bir durumları olmuyor. Herkes belirli bir amaç etrafında birleşmiş. Fransa'da çift şampiyonluğumuzdan görüntüler, bazı maç sonu röportajları, maçtan daha sonra motivasyon önemli. Mesela gittiğimiz yurt dışı turnuvalarına tabii ki herkes katılmak istiyor. Yani herkesin bu senede bir defa gittiğimiz bir sonraki sene için şey bunu konuşuluyor. İşte hangi ülkeye gideriz, nasıl bir şampiyonaya katılırız, nasıl şampiyon olur mu? Böyle hedefler. Spor zaten insan hayatında bence çok önemli. Özellikle insana bana şeyi soruyor. Sen hiç depresyona girmez misin? Moralim bozulmaz mı diye. Ben de diyorum her zaman kendime hedefler koyuyorum ve sürekli yani
depresyon gelecek zaman nasıl buluyorsunuz diye ben şaşırıyorum. Öyle bir durum oluyor. Bunun dışında notlarıma çok az aldığım notlar var. Oralardan bakmaya çalışıyorum. Daha sonra yani şirket daha çok sağlıkla ve sosyal aktiviteyle ilgili ne varsa direkt biliyorlar ve bu da yani hoşuma da gidiyor. Yani sırf sporla değil işte elimden geldiğince beslenmeyle yani kendim olarak sporu genel olarak şey tutmaya çalışıyorum, canlı tutmaya çalışıyorum. Bazı kendince tavsiyelerde bulunarak. İlk anlatabileceklerim bunlar diyeyim. Erteniz bunu. Yalçın Bey, şöyle devam edelim. Çok teşekkürler bu anlattıkların için. Çok heyecan hissettim. Bir iş yerinde bir sportif aktivite heyecanı yaratmışsınız çalışanlar arasında. Şimdi isterseniz biraz daha interaktif gitmek için hem dinleyicilerimizden soruları olan arkadaşlarımız olsa yan taraftan yazarak ya da ses bağlantıları varsa söz alarak bize buradan soru sorabilirler ya da katkı sağlayabilirler bu noktada. Ben şunu merak ediyorum. İsterseniz benim merakımdan önce gelen sorular olduğu zaman o soruları şey yapayım. Pınar Hocam şöyle söylüyor. Bu sosyal ortam mutlaka bir kişinin önderliğinde başlaması gerekiyor. Ancak nasıl kurumsallaşabilir? Yurt dışındaki örneklerin farkı bu anlamda. Yani şunu soruyor, hani siz başlattınız ama siz burada olmadığınız zaman bu iş nasıl sürecek? Bununla ilgili yani burada sürekli olmayacaksınız muhtemelen. Yurt dışında bu tür şeyler daha kurumsallaşmış olarak nasıl devam ediyor? Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii. Bir örnekle başlayayım. Ödül törenindeydim. Biz basketbolda şampiyon olmuştuk. Firması tenis kategorisinde şampiyon olmuştu. Aynı masada oturuyorduk. Bana şey sordular, sizde hangi kurum ilgileniyor bu tip şeylerle, işte antrenmanlarınız düzenleme, turnuvaya katılma, formalarınızı yaptırma vesaire dedi. Yani bizde öyle bir kurum yok dedim. Yani ben ilgilenmek durumunda kalıyorum. Onlar da böyle adını tam hatırlamıyorum ama Ödül gibi bir bölüm varmış. Her şeyde orada ilgileniyor. Yabancı da gerek yok. Yerli bazı firmalarda da var. Ama belki çalışan sayısıyla orantılıdır bu işler. Yani illa yabancı olmasına gerek yok. Bazı firmalar böyle şeyler yapıyor. Bizde ama hiç yoktu. Yani o yüzden şu an geldiğimiz aşama bile önemli. Artık bir şey yok. Yani mühendislik firması olduğu için bir uluslararası turnuvada, bu Fransa'daki turnuvada bir de kürek takımı vardı. İsviçre ABD'den katılmış. Onlarda da yani yurt dışı ABD'de de böyle bir departman olmadığı için orada da biri başı çekerek yapmış ve çok yorulmuş, bunalmış bir süreçten ben bir daha böyle bir şey organize etmem dedi mesela. Yani bize de şaşırdı biraz. 5 yıldır, 6 yıldır bunu nasıl böyle sürdürebiliyorsunuz diye. Yani tabii ki kurum, ben aslında bir kurumsallaşması olabilir mi diye biraz uğraştım diyeyim. Ondan sonra zaten bazı adımlar atıldı diyebilirim. Böyle bayağı bir anketler yapıldı, insanların işte bu konudaki mevzu yoklandı. Ama ABB'dekinden biraz farklı. Türkiye ABB, yurt dışı ABB'ye bağlı. O yüzden orada bir böyle bir departman, kurum ayrı bir bölüm yok. Burada da yapılamıyor. O yüzden bunun pek mümkün olmadığını söylediler. Böyle bireysel gidebilir dediler. Ben bazen çok yük altında kaldığımda artık yani bazı arkadaşlar dağılım vermeye, yapmaya çalışıyorum. Böyle bir şey var. Yani kurumsallaşması bence her sayıda çalışanın üzerinde çalışan olan firmalarda bunun bir alim olması gerekiyor bence. Bir tip sosyal ve sportif faaliyetler için ama henüz o aşamada değiliz ne yazık ki. Ben mesela yüksek lisans yaptığım dönemde hafta içi de gidiyordum yüksek lisansa. Bir ara basketbol durma noktasına gelmişti. Ben bazen artık derse gitmeyip basketbolda tekrar giderek bunu sağlamak durumunda kaldım mesela. Yani evet. Pınar Hanım'ın dediği çok doğru. Keşke kurumsallaştı ama yani bayağı yavaş yavaş oluyor.
şu an emekleme döneminde belki bu noktada ilerledikçe o kurumsal yapıda oluşacak. Bir arkadaşımız bu işin finansmanını nasıl sağlıyorsunuz? Yani patronlar, işverenler bu konuda yani böyle bol kepçe bir finans mı sağlıyorlar yoksa bu işler nasıl gidiyor? Böyle çok zor mu ilerliyor finans konusu? Öncesinde daha zor ilerliyordu çünkü her bölüm ya her bölüm derken bunu yani benim tarafımdan yani çıkmış olduğu için bizim bölüm bütün ABD'deki masrafları karşıladı. ABD basketbol takımı. Yani Trafo bölümü diyeyim. Üç ürünleri Trafo bölümü. Bu da bir başka ABD'de birçok farklı grup var. Mesela robot bölümü var. Oradan da arkadaşlar var vesaire. Baştan öyle çıktı ama bütün mali yük bizim tarafa biniyordu ama bizim tarafta da bunu vizyonerlikle diyeyim olumlu karşılıyorlardı ve fiyat belli bir orana kadar sorun olmuyordu. Ama daha sonra iş daha da büyüdü. İşte yurt dışı turnuvaları vesaire. Sonra bu dönemde mesela o robot bölümündeki arkadaşların da müdürlerine gitmeye başladı. Onlardan da bütçe almak vesaire. Bu işte ülke iletişim bölümü bize çok yardım etti diyeyim. Yani orada da vizyoner bir müdürümüz var. O da böyle müdürlerle görüşüp bütçe istedi bizim adımıza. Ama böyle biraz sürüncemeli zorlu bir süreç. Yani müdürler kendi bölümünden bütçe aktarıyorlar. Böyle bir şey yok normalde. Önceden raporlanmış bir durum yok. Kendi inisiyatifleriyle yapıyor diyorduk. Daha sonra bu dünya üçüncülüğü geldikten sonra işin ciddiyeti anlaşıldı. Böyle bir başarı, yıllardır gelen başarılar. Böyle dünya üçüncülüğü olduktan sonra artık yine ülke yönetim müdürü ve ülke müdürüyle bir toplantı yaptık. Ondan sonra böyle ayrı bir masraf merkezi oluşturdu ülke müdürü. Tamamen kendi onayladığı. Bir masraf merkezi, bizim masraflarımızı onayladı. Benden her sene bütçe istiyorlar. Yönetim kurulunda bütçe onaylanıyor. Şimdi tenis ve basketbol içinden bütçeler talep ediyorum. Şöyle turnuvalar var, şöyle gönderiyoruz diye. Onlar yönetim kurulunda onaylandığı takdirde şu an talep onaylandı. O masraf merkezinden harcama yapıyoruz. Soft masraf merkezinden. Yani bu aşamaya gelmek çok sevindirici. Ayrı bir departman bölümü olmasa da. Bir de böyle bir komisyon kuruldu aslında. Ülke yönetim bölümü ve artık böyle bir yani sosyal aktivite komisyonu kurdu ama tabii onlar kendi işinin yanında bu işi yaptığı için ben de onlara çok yük olmadan çoğu şeyi kendim yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Evet. Bir arkadaşımız izleyici olarak çalışanlarınızla hani maçlarınızı izlemek anlamında takımınızın izin veriliyor mu? İzin verilip gelebiliyorlar mı diye soruyor. Şimdi benim bir bahsettiğim hikaye vardı o Mavi Yaka'nın gelip öyle bir desteklemesi. O zaman da zaten iş dışı bir saatteydi. Ama fabrika Ümraniye Dudullu Organ Sanayi Bölgesi'nde. Oraya yakın bir tesis olduğu için gelebildiler. Normalde bazı maçlarımız 11'de başlıyor. İş yerine 50 kilometre ötede bir yerde olabiliyor. O yüzden zaten iş saatinde pek olmuyor maçlarımız. İzin konusu öyle. Yani bana söylediler eğer gelmek isteyen varsa servis ayarlayalım vesaire diye ama çok böyle genelde turnuvalar Avrupa yakasında oluyor ve uzak salonlarda oluyor. O yüzden seyirci konusunda zayıfız biz. Avrupa yakasında bir şirket olmak olurdu. Ama bu maçlar canlı yayınlanıyor bazı turnuvalarda. Veya sonradan videoları yükleniyor canlı yayınlanmasa da. Onların linklerini paylaşıyoruz. Onlar canlı izleyebiliyor, uzaktan izliyor. Sonra haberleri yapıyor. Onlarca ABD basketbol haberi vardır. ABD internetinde. Bunun dışında en son mesela iş o noktaya geldi ki en son yönetim kurulu basketbola geldi. Basketbol maçı yaptı. Antrenmanımıza geldiler. Ülke müdürü dahil. Kadın basketbol takımı, erkek basketbol takımı ve yönetim kurulundan bazı müdürlerimiz geldi. Karışık karma bir maç yaptık mesela. Evet. O derece desteklenen bir haldi. Yalçın Bey, biz halk sağlıkçıları olarak da bir sağlığın korunması ve geliştirilmesi bizim en önemli hekimlik yaklaşımımız. Mesleğimizin bakış açısı budur. Şunu merak ediyorum. Tabii iş yerine sporu getirmek, egzersizi daha aktif hale getirmek çalışanları. Bunun ne yararları oldu? Yani çalışanlar üzerinde, onların sağlığı üzerinde, efendim daha fazla hani orada çalışanlar daha mutlu hale mi geldiler efendim daha
böyle iş kazaları azaldı. Bu konuda ne tür etkileri oldu çalışanlar üzerinde? Evet. Ondan başlayayım. İş kazaları konusunda, yani daha çok masa başı iş yaptığımız için iş kazası konusunda pek bir yani değişik olmamıştır diye düşünüyorum. Ama yani sporun faydası, yani mutluluk sağlatıyor, insan daha sağlıklı düşünüyor, işte depresyona girmesi ihtimali azalıyor, birçok şeyi var. Daha sağlıklı dinde oluyor, daha sağlıklı uyuyabiliyor. Olduğunu düşünüyorum zaten direkt takımlarımızda. Bir de sosyalleşme etkinliği olarak, yani sırf bir takım değil, aynı zamanda belki 50 kişi gelmiştir basketbol olarak. Yani takımımız 10 kişi ise. Onlarda da yani herkes bir sonraki işte antrenmanı iple çekiyor diyeyim, bir sonraki maçı. Böyle bir